Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bugün hepimizin merakla beklediği o malum sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Gram altında nasıl para kazanabiliriz? Yani burada ne yapmamız lazım ki bizim gerçekten ek gelir olarak ya da büyük meblağlar para kazanabileceğimiz bir araca dönüşsün? Şimdi burada ben size net bir şey söyleyeceğim. Bunu herkes söyler mi söylemez mi ya da herkes değiniyor mu bilmiyorum ama ben kendimce olan bir şey bildiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum burada size. Gram altında arkadaşlar al sat yaparak para kazanmanız çok zor. Yani gram altın al sat yapılacak bir enstrüman kesinlikle değil. Gram altın orta ya da uzun vadeli yatırımcıların parasını yatırarak, bekleyerek, daha çok orta ya da uzun vadede bekleyerek parasını katladığı bir enstrüman. Yani normal ben bugün işte 80'den alayım, 380'den alayım, yarın 390'dan satayım, sonra işte 380'den tekrar alayım, işte tekrar 390, 395'ten satayım. Arkadaşlar gram altın kesinlikle paritesi böyle bir grafik değil. Burada işin tuhaf tarafı, sattığın yerden geri alamıyorsun gram altında. Gram altında dediğim gibi en rahat edici, yani en çok para kazanılacak olan yatırım, sistem, strateji orta ya da uzun vadede beklemektir. Onun dışında normal al sat için çok uygun değil. Fakat şimdi nasıl yapmamız gerekiyor bunda? Yani gram altında niye hani al sat yapamıyoruz? Çünkü şöyle bir şey, altın değerli bir maden metal olduğu için devamlı grafik yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktıkça da aldığın yerden sattığın yerden geri alamama ihtimalin çok yüksek oluyor. O yüzden bizim buradaki tavsiyemiz orta ya da uzun vadede beklemek. Eğer ya da şu an eğer elinizde gram altın yoksa ve bunu nereden alacağım diye merak ediyorsanız, ha, o sorularınızın cevaplarını beraber bulabiliriz. Yani altına ilk defa girecek olanlar, al sat yapmayacak olanlar için devam edebiliriz. Onun dışında dediğim gibi altın al sat yapmak çok sağlıklı değil. Özellikle şu günlerde neredeyse, yani şurada sat, şu mesela örneğin 307'de sattığını, 307 sattın diyelim, almak için tekrar 307, yani rakamları aşağısını göremiyorsun zaten. Bakın 307'den sonra neredeyse soluksuz yukarıya doğru 389'a doğru çıkmış. Şu aralardaki buralarda al sat yapamazsın zaten arkadaşlar. Çünkü niye? Buradaki aldığınız al satların birçoğunu banka makas aralığı olarak geri verirsiniz. Böyle 5 liralık, 7 liralık makas aralıkları çok yüksek. Hani spot piyasadaki gibi işlemiyor al sat. Biraz daha farklı banka kesintilerinden dolayı. Ama şimdi al satta, yani altında al satın en güzel sistemi, en garantili sistemi destek direnç stratejisi. Yani destek direnç hareketli ortalamalar, RSI, MACD, yani böyle bilindik temel indikatörlerle iş yapmak. Ama hiçbir indikatör bile kullanmamış olsanız sadece destek direnç stratejisiyle bile altında para kazanmanız muhtemel. Nasıl yapacaksınız? Şimdi özellikle burada sistemin adından da dediği gibi destek ve dirençlerinizi çizmeniz gerekiyor. Şimdi son günlerde altın devamlı yukarıya hareket ettiği için ana destek direnç bulmak çok zor. Biz ne yapıyoruz burada? Psikolojik desteklerden daha çok yola çıkabiliyoruz. Aslında desteğe destek demek için gerçekten bunun bir 3-4 kez en az test edilmiş olması lazım. Örneğin bu 370-380 seviyeleri böyle çok test edilmiş bir destek direnç olmadığı için bunları psikolojik olarak biz alıyoruz. Ama dediğim gibi tam güvenilir destek direnç değil aslında bunlar. Şimdi ben burada 370 aşağıya doğru en yakın desteğimi 370'e verdim, aşağıda destek. En üstte de 389 direncim bulunmakta. Ara destek olarak da 380 bulunmakta. Şimdi kendinize mutlaka bir strateji çizmeniz gerekiyor. Ve size burada en çok gerçekten parayı kazanmanızı sağlayacak olan şey stop loss. Yani stop loss olmazsa para kazanmanız çok zor. Örneğin şu an piyasa 383'te. Diyelim ki 380 üzerinde kaldığı sürece yönünün yukarıya gideceğini düşünüyorsunuz ve 380 üzerinde alış yapmak istiyorsunuz. Alış yapmamız lazım. Ne yapacaksınız? Stratejimiz çok basit. Yani herkes, inanın,
Bütün al sat yapan insanların yaptığı en akıllıca, en para kazandıran sistem şu an anlatacağım sistem arkadaşlar. Kendim dahil ben, yani ben de para kazanırken inanın bu şekilde para kazanıyorum. İndikatörlermiş işte diğer ticaret sistemleri vesaire değil. En işe yarar destek direnç stratejisidir. Başka sistemlere bakmanıza gerçekten gerek yok. Şimdi diyelim ki 380 üzerindeki kalıcı kapanışlarda altın alacağım. Diyelim ki 382'de kapanış yaptı. 382'den malı aldım. Ne yapacağım? Sistem şu. 380 üzerinde kaldığı sürece yönüm yukarıya. Diyelim ki şuradan aldım. 382'den aldım. Aşağıda 378'de kapattı. Ne yapacağım? Stop loss olacağım. Stop loss oldum mu? Nerede? Aşağıda 370. Diyeceğim ki 380'in altındaki kapanışlardaki ilk hedefim aşağıda 370. Diyelim ki 370'e geldi. Hala aşağı 370'e geldi. Aşağıya 369'a iğne attı ya da 370'in üzerinde kaldı. Şimdi ikinci stratejim şu. 372'ye gelirse ya da 300 yani 370 bandına yakın gelirse buradan tekrar alım yapacağım. Alımı yaptım. Tekrar stratejim şu. 370 altında kapanış yaparsa stop loss olacağım. Şimdi diyelim ki 370'ten geldi. 372'den alımı yaptım. Tekrar yukarıya çıkıyor. Yukarıya çıktığında da diyelim ki hedefimiz yukarıda 389. Geçmişten şuradan örnek vereyim. Ne vereyim? Evet. Bakın şimdi 374'ten 372'den buradan alım yaptım diyelim. Alım yaptım. Yukarı ne demiştim? 380 ilk hedefim. 380'e ulaştı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi burada tamam mı diyeceksiniz yoksa devam mı diyeceksiniz diyelim. Yani kâr cebe bindireceksiniz, bekleyeceksiniz. Arkadaşlar bu şöyle. Benim burada önerdiğim sistem şu. Ben altında orta vadeli de uzun vadeci olduğum için genelde bekleme taraftarındayım. Çok ana destek dirençlerde ya da günlük demeyeyim de ya da ülkenin, dünyanın haber akışına göre biraz da işlem yapıyorum ben. Yani hem temel hem de teknik analiz olarak burada grafiğe bakmak lazım. Şu anki şartları hedefleyecek olalım. Şu geçmişi yaşamayalım diyelim. Yani şu önümüzdeki ayın 16'sından sonrasını, 15'inden sonrasını görmüyorum mesela örneğin. Şimdi ayın 15'inden sonrasını 380 direncime ulaştı burada yukarıda. Şimdi ben normal şartlarda burada bekliyorum. Niye bekliyorum? Çünkü biliyorum ki dünyayı da takip ediyorum. Aynı zamanda makroekonomik verilerin kötü geldiğini, dünyanın koronavirüsü yüzünden daha kötüye gittiğini düşünüyorum. O yüzden burada daha çok yukarıya gideceğini düşünüyorum. Şimdi burada yukarıya gittikten sonra tekrar yukarıda bakın. 387'yi görüyor. Evet, satacak mıyım? Satıp satmama konusunda ana direnç. Yani daha fazla ekonomik verilere bakaraktan alıp satımı yapabilirim. Ama şimdi biraz daha gerçekçi bir yorum yapalım. Şimdi 380'e ulaştığı zaman evet burada 3 karınızı alacaksınız. Cebinize koyacaksınız. Eğer yukarıya çıktığı zaman tekrar alacaksınız. Aşağıdaysa stop loss olacaksınız. Ne yapacaksınız? 370'e tekrar gelmesini bekleyeceksiniz. Yani iki tane burada seçenek var. Birinci seçenek 380 hedefine geldi. Pozisyonu kapatıyorsun. 382, 380 üzerinde herhangi bir tekrar yukarı yönlü kapanış oldu. Tekrar alıma geçiyorsun. Diyelim ki 380'den sattın. 382'den 3'ten tekrar alıyorsun. Yoluna tekrar devam ediyorsun. Yukarıda 389 direnci mesela. Ya da 380'de devam ediyorsun. Piyasayı inceliyorsun. İşte dünyanın ekonomik açıklamalara bakıyorsun. İşte Merkez Bankası açıklamaları vesaire. Altının genel olarak yukarıya gittiği zaten bir trend gördüğün zaman da hareketine devam ediyorsun. Yani orada kâr al yerine uzun vadede kalabiliyorsun. Yani ortaya da uzun vade. Zaten size başta da söyledim arkadaşlar. Gram altında al sat yapmak şu an pek mantıklı değil. Gram altında en iyi yatırım seçeneği orta ya da uzun vadede işlem yapmak. Bugünkü videomu bu şekilde bitireceğim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttuğum birkaç özel bir şey var. Özellikle burada gram altını takip ederken onsu takip edeceksiniz tabii ki de. Şuna çok dikkat edin. Dünya üzerindeki haberlere, açıklamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların en önemlisi şunlar. Merkez Bankası
merkez bankalarının açıklamaları çok etki edecek. Yani parasal genişleme ya da parasal olarak daralma stratejileri. Bunlara özellikle dikkat edin. Enflasyon oranları, faiz, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece zaten grafiğin altının lehine olup olmadığını bileceksiniz. Dünyadaki çeşitli dünyanın kötüye gidişini örneğin şu an korona. Korona bittikten sonra farklı bir şey var mı yok mu? Bunu kendiniz analiz etmeniz gerekiyor. Bu şekilde bunları da yaparsanız kazanmama ihtimaliniz yok arkadaşlar.